Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepimizin günü hayırlı ve bereketli olsun. Geçen günkü çıkan rüzgarda köy evimizin çatısını komple almış, yana yatırmış. Buradan da dağ evine çıktığımız yerde, şu bölümden dağ evine çıktığımız yer. Burada da köy evimiz vardı, akrabalarımızın. Burayı da komple rüzgar gördüğünüz gibi aşağıya doğru çevirmiş. Şimdi yukarıdan da bakacağız. Allah'ım afaklarından korusun. Çatıyı tümce bu şekilde parçalamadan tek parça halinde koskoca evin çatısını aşağıya indirmiş. Şimdi yukarıya da çıkacağız. Evet, burada da evimizin olduğu yerde eski küplerden var. Tabi evimizde de oturan olmayınca zaten yaşlı bir ev arkadaşlar. Burası yılların evi. Gördüğünüz gibi çatının olduğu bölüm burası. Komple buraya doğru çatıdaki eşyalar da beraber orada duruyor. Yani bir felaket bu arkadaşlar. Rüzgarın gücü demek ki hiçbir şey dinlemiyor. Allah'ım afetlerinden korusun hepimizi. İşte yılların emekleri olan bir ev burası. Önceki ev buradaydı. Sonra buraya yapıldı herhalde. Burası önceden göçük hali. Evet Ahmet abi, şimdi burası nasıl olmuş bu kadar bu şekilde? Ahmet abimiz de eski ustalardan arkadaşlar, dayımızın oğlu olur. Mevla vurdu mu? Yani afat. Afat değil mi? Afat ağam, bu rüzgarın selin uyguna geçemen yani geldiğinde götürüyor. Baksana sağlam ama yapmış adam ama. Tek parça halinde atması tek hayret verici. Halinde, komple. Değil mi? Tabii. Altına içine girmiş rüzgar, hayır. Ne de? Baksana lan babalara, onlar bakar mı? Kurtulur bunlar şunlara ne? Baksana. Komple kolonlar değil mi? Ulan bunu kolurup da oraya hiçbir yere devirmeden buraya nahal deviriyorum. Baksana şunu. Aynen. Bak şunlara. Bayağı. Ulan burada bir ton, bir buçuk tonluk var ya. Odun değil mi? Vay be. İyi ki altına insan yokmuş diye sağlar atı verir daha. Mevlüt abinin araba orada mıydı? O gün yoktu. O gün yok muydu?
O gün olsa şimdi buradan çıkmaz o. Çıkmaz aynen. Kaldıramam da bunu parçalamadan değil mi? Tamam, sökülecek bu, sökülecek. Sökülecek. Kemikten yapılacak. Ustası gelecek, sökecek, kemikten yapacak. Evet. Bunu, değil mi? Aynen. Evet, eski adetlerimizden güzel bir etli bulgur pilavı yapacağız arkadaşlar. Keçinin boyun bölgesi burası. Yaklaşık 2 saat falan haşlanması gerekiyor. İyice haşlandıktan sonra bulgurlu, soğanlı, tuzunu, yağını, biberini de içine ilave edeceğiz. Güzel bir çorba yapacağız inşallah. Bulgur pilavı.
Yufka ekmeğimizi de getirdik tabi. Kahvelerimizi getirdik. Bulgurumuzu getirdik. Kaliteli bir bulgur arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederiz bulgurumuzu. Yani bayağı köylerde üretilen bulgurlarla birebir üretiyorlar. Zaten görüntüsü de bunu belli ediyor. Bulgurumuzun adı Saban Pilavlık Bulgur. Yani köy bulgurlarıyla, üretilen köy bulgurlarıyla hiç farkı yok. Devamlı da bu bulgurdan kullanıyorum. Sana yağımızı, unumuzu devamlı lazım oluyor. Unumuzu da getirdik. Tam 2,5 saat oldu kaynayalı, daha hala pişmemiş çünkü ocağı da kısık yakıyorum suyunu birden tüketmesin diye. Kendi özünde pişsin. Artık akşam da oluyor. Dışarıda da biraz çalışma yapacağım. Bugün içerileri temizledik, düzenledik. Ondan sonra yemeğimize başlayacağız inşallah.
Evet, gördüğünüz gibi temel araları boşluklu olduğu için bazen bacamız dumanlandığı zaman buralardan, şu yukarıdan, ileriden, oralardan hep duman atıyor. Tabi burası da yılların temeli, eski bir temel. Bu dumanı yaptığı sürece de genelde böcü börtü de pek barınamıyor. Çünkü yılan da gelmiyor böyle kokulara. Odunlar da ıslak olunca mecburen yağmurda ıslananlar artık duman yapmaya başladılar. Yazın böyle sorunlar yaşamıyordu ama kış gelince odunluğu da yetiştiremedik. Mecburen evimiz dumanlar altında kalıyor. Tamamen köy pilavı yapıyoruz. Sizler de söylüyorsunuz arkadaşlar. Bize köy türü ürünler yap, yemekler yap diye. Tabii onları da yapacağız. Lokanta usulü de yapacağız. Bugün de etli köy pilavı yapıyoruz. Soğanını ayrı kavurup
Pilavımız piştikten sonra soğanını, biberini, domatesini üstüne serpeceğiz. Biberlerimizi kurumuş, yazdan burada kalan biberlerimiz vardı, kurumuştu. Onlardan koyacağız pilavımıza. Tatlı biber. Pilavımız da pişti. Dinlenmeye alacağız artık. Pilavımızın yanına küçük bir de salata yapalım. Artık yemeğimizi de yiyelim nasıl olursa. Thank you.
Evet, salatamızın yanında da devamlı roka tüketiyoruz. Rokanın da çok faydaları var arkadaşlar. O yüzden kış sebzesi. Pazarlarda da devamlı oluyor. Eklem kemiklerine özellikle yaşı 40'ı geçmiş kişiler de kullanabilirler. Faydasını göreceklerdir. Ben devamlı kullanıyorum. Diz kapaklarımda biraz ağrı vardı. Şükürler olsun. Roka'yı yiyince tamamen dinlendirdi. Yeşilliklerimiz de günlük taze taze getiriyoruz ki salatamız canlı olsun. Yeşilliği ölü bir salatanın lezzeti de olmaz, görüntüsü de olmaz. O yüzden yeşilliklerimizi dolabımızda canlı tutuyoruz köyde. Bazen pazara gittiğimizde alıyoruz. Burada turfanda bir şekilde taze çıkarıyoruz arkadaşlar. Evet, etli köy pilavımız da hazır.
Hoş geldin. Hoş bulduk enişte. Ne yapan ya? İyi vallahi. Daha evinde uğraştım bir iki. Ne yaptın? Badana yapılacak. Duvar kaldıydı. Orayı badanaladım. Bacama rüzgar atmış. Atmış mı? Küçük şey vardı ya. Boru vardı sadece. Yerinden çıkarmış, aşağı atmış. Mantar topladım. Bir pizza yaptım fırında. Oo. Aşçılık mesleğini elimizden alacaksın herhalde. Yavaş yavaş öğreniyoruz enişte ya. Tabii gayret göstereceksin ya. Yemeği için elle çalışman gerekmez. Lezzetli yemek yiyorsan araştırarak da öğrenebilirsin. Ama oluyor ya, denedikçe. Olur. Bıçak hiç durmaz elimde. Şimdi birazcık yakışmaya başladı. O bıçak çok kaba bir bıçak yanına. Bak şu benim bıçaklar gibi ince bıçak bulacağım. Onunla ben kesmeye alsam ben de kesemem onunla. Çok şey, satır biçiminde kalın o. Ucunu sivrittin baya. Şu da iyiymiş senin ha. He. Kestin baya. Kesin de abi, açılması lazım ama şey... Azıcık bozulmuş. He, domates bilir kesmez. Bununla çalımalı keserim bazen, biliyor musun? Elma, meyve suyarım. Ama öbürleri jilet gibi yani, onları hiçbir şeye sürmem. Onlardan sağlamından nereden alacağız ya? Ben o beyaz saplıyı binden aldım. Şöyle ağzı tarha gibiydi. Tarha gibi daha büyüktü. Ben bıçakçıya onun düzlüğüne kestirdim, biliyor musun? Açtırdım. İnce bana da lazım. O kağıt gibi olacak. Onu vurduğun zaman domates momates hiç dinlemez. Tak tak keser. Bu kurumuş biber vardı. Onun bugün pilavı yaptım. Pilava koydum. Kurumuş biberi kesmiyor ama şey yapıyor, takılıyor. Böyle hızlı kesemiyor. Yavaş yavaş kesiyorum. Çünkü lastik gibi olmuş ya. Biber. Yani yumuşak olunca. Kaç çeker? Atmıyor mu beni? Atmıyor mu? Domuzlar benim orayı aktarmış. Her tarafını. Belki bir sürü vardı Bahar'ın gördüğüm. Yavruluydu. 40 kadar vardı. Onlar herhalde. Senin ora tam şey ya. Geçiş yerler herhalde. Baştan sona araziyi komple dırmalamışlar. Bir de tam şey kalıyor. Tenha kalıyor ora artık. Değil mi? Öyle. Su kuyusu da var. Kuyuya da geliyorlar suya. Yazın gelir suya da. Yılan şeyen var mı? Yılan gördüm bugün. Vallahi. Ya. Kasım ayı bitti o. Kasım'ın 30, 29 mu 30 mu bugün? Bilmiyorum. Köyde bazı arkadaşlar zemherinin ayazında yine görüyoruz derler. Oluyor derler. Ben ilk defa gördüm. Ya 15 gün önce burada ben de gördüm de. Bazen ılık gitti mi? Kasım'ın başında filan olurdu da. Zemheri de olmaz ama o ayazlardan mümkün değil olması, değil mi? Ayazda durmaz yılan ya. Dursa da zaten donar yani. Üstüne bassan da bir şey yapmaz yani. Şaşırdım kaldım. Şöyle çalımı alırdım. Bir çıkıştı oldu. Önümdeymiş herhalde. Yukarı doğru baktım. Çallar arasına girdi. Senin orada yapalım. Böyle bir şömin olmazsa. Değiştireceğim o bıçaklığı biraz. Ya. Yan tarafa mı? Tam o küçük pencerenin oraya. Ora bir yapacağım. Ora buradan da geniş. Ora alabildiğince de görüyorum manzara, biliyor musun? Ta dağlar ilerlere kadar. Orada, dışarıya mı içeriye mi? İçeri yapacağım. Eski yerine olur anca. Öbür türlü duvarı yıkmam lazım. Sıkıntı olur mu yıksan? Bu uğraştırır ya. En aşağı 4-5 gün, 1 hafta. Orada küçük pencerenin orada erikler var. O erikler de bir budayacağım. Orada çok güzel manzarası olur oranın. Dudun olduğu yer, biliyor musun?
bulutlar yine gelmeye başlıyor. İnşallah kar yağışımızda yağdığı zaman dağ evimize geleceğiz. Sizlere de güzel bir izlenim yapacağız arkadaşlar. Seyit Ali'de gördüğünüz gibi evden seyrediyor dışarıyı. Merhabalar. Merhaba Elif'te. Artık akşam da oluyor. Akşam oldu diyelim artık. Bugünlük de bir videomuzun sonuna geldik. Hepimizin akşamı hayırlı ve bereketli olsun arkadaşlar.